Çözüm sürecine gelince, esnaf ve sanatkarımız gerçekten çok kritik, çok hayati bir yerde duruyor. Esasen teröre en fazla bedel ödeyen kesimlerin arasında esnaf ve sanatkarlarımız da bulunuyor. Batıda, kuzeyde ve güneyde terörün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine bedel ödenirken, Doğu ve Güneydoğu'da buna ek olarak haraç nedeniyle, kepenk kapatma nedeniyle, yoksulluk göç nedeniyle teröre bedeller ödendi. Hala ödeniyor. Çözüm süreci anne babaları umutlandırdığı kadar bölgedeki esnaf ve sanatkarımızı da umutlandırdı. Fakat dükkanları yakılıp yıkılan nice esnafımız var. Ben biliyorum ki hükümetimiz onlar üzerinde hassasiyetle duruyor ve onlara gerekli desteği veriyor, vermeye de devam edecektir. Son 1,5 yıldır tüm sabotaj girişimlerine rağmen muhafaza edilen çözüm süreci esnafımızın da huzur ve güven ortamını teneffüs etmesini sağladı. Tabii 6-7 Ekim olayları maalesef adeta yeni bir kışkırtma, tahrik olarak ortaya çıktı. Bütün bunlara rağmen bunu bu şekilde muhafaza edecek olan inanıyorum ki en başta esnaf ve sanatkarımız olacaktır. Şahsen şunu çok iyi biliyorum. Esnaf ve sanatkar arasında Türk, Kürt, Arap gibi ayrımlar yoktur. Çünkü esnaf sanatkar ahidir, yani kardeştir. Ahilik hukukunu, ahilik ahlakını muhafaza ederek terörün oyununu bozacağınıza da gönülden inanıyorum. Arkadaşlar, çözüm süreci konusunda söylentilere, dedikodulara, şehir efsanelerine asla ve asla itibar etmeyin. Bu işin çerçevesi bellidir. Sınırları bellidir. Marjı bellidir. Bu bir pazarlık süreci değildir. Bu bir taviz süreci, bir alma verme süreci asla değildir. Her zaman söyledik. Silahlar bir kenara konulacak. Ne mesele varsa konuşarak, uzlaşarak siyaset zemininde çözüme kavuşacak. Bunun dışında hiçbir yola, hiçbir yönteme Türkiye Cumhuriyeti asla fırsat vermez, zemin vermez, imkan da vermez. Ne terör tehdidi, ne sokakları karıştırma tehdidi, ne de işlenen barbarca cinayetler Türkiye'nin istikamet çizgisini zedeleyemez. Şu anda hazırlanmakta olan yargı paketi ve güvenlik paketi, bunlar zaten uygulamaya girdikten sonra bu durum çok daha farklı bir güvence altına alınacaktır. Biz birilerini memnun etmek için, birilerini tatmin etmek için değil, 77 milyonun huzurunu, barışını, kardeşliğini sağlamak için bu yola çıktık. Şımarıkla, başı bozukluğa da bizim tahammülümüz olmaz. Kobani bahanesiyle sokağa çıktılar. Üstelik de hemen tamamı Kürt olmak üzere 50'ye yakın kardeşimizi barbarca, vahşice katlettiler. İçinde hemen hiç sivil bulunmayan bir kasaba için 200 bin insan zaten bizim ülkemize gelmiş. Orada 2 bin savaşçı var. Sokakları ateşe verenler şu anda Halep gibi büyük bir şehrin karşı karşıya kaldığı tehlikeyi, dikkat edin, hiç gündeme getiriyorlar mı? Halbuki ekonomi orada, tarih orada, kültür orada, medeniyet orada. Hiç gündeme getiriyorlar mı? Niye? Halep'teki insan değil mi? Halep'teki can değil mi? Cevabı belli. Üst akıl Halep'i önemsemiyorsa taşeron akıl da önemsemiyor. Bunlar taşeron.
Esed barbarlığı altında 300 bin insanın katline seyirci kaldılar. Hatta Esed'in barbarlığına destek verdiler. Şimdi Kobani üzerinden güya vicdan şovu yapmaya çalışıyorlar. Herkes bilsin. Bizim meselemizi üst akılla ya da üst aklın taşeronlarıyla değil, milletimizle beraber çözüyoruz. Bu çözümde yer almak isteyene, katkı sunmak isteyene her kim olursa olsun süreçte yer var. Ama üst aklın esaretinde farklı niyetlerin içine girenlere, sabotaj peşinde, terör ve tehdit peşinde koşanlara da önce millet, ardından devlet gereken cevabı verir. Tekrar ediyorum. Şımarıkta özellikle de başıbozukluğa, fırsatçılığa, sonu gelmeyen yersiz, tutarsız isteklere milletimizin tahammülü yoktur. Biz bu meseleyi milletimizle birlikte inşallah çözüyoruz, çözeceğiz. Biz bu meseleyi sizlerle, esnafımızla, sanatkarımızla çözeceğiz. Çözüm sürecinin muhafaza edilmesinde, istikrarla ileriye gitmesinde esnafımızın, sanatkarımızın o bin yıllık kültür ve ahlakıyla aktif vazife üstleneceğine ben şahsen inanıyorum.